İngilizce Excel'de rows fonksiyonu olarak kullanılan satır sayf fonksiyonunu incelemeye başlayalım. Rows yani satır sayf fonksiyonu arama ve başvuru fonksiyonlarından bir tanesi. Basit kullanımına geçersek satır sayf fonksiyonunu açtıktan sonra örnek olarak A1 hücresini seçerseniz enter dediğinizde değer 1 olarak dönecektir. Ancak A1 ile birlikte farklı bir diziyi seçerseniz mesela A1, A2 ve A3 bu üç hücreyi bir aralık olarak seçip enter derseniz sonuç size 3 olarak dönecektir. Yani seçmiş olduğunuz aralıktaki hücrelerin sayısını size döndürecektir. Biz bunu başka bir amaçla daha kullanmaktayız. Şöyle ki satır say fonksiyonunu açıp ardından A7 hücresini yani içerisinde bulunduğumuz hücreyi seçeriz. Ardından tekrar A7 hücresini seçip kapatırız. İlk A7'yi F4'te sabitleriz. Ardından enter ve burada bir sıralama işlemi gerçekleşir. Aşağı doğru çektik. Birden 13'e kadar bunu sıraladık. Ya hocam biz bunu satır fonksiyonuyla da yapabiliyorduk. İki video önce sen bize bunu anlatmıştın. Bunun bundan farkı ne? Çok büyük bir farkı var. Şöyle ki hatırlarsanız satır fonksiyonunda ben buradaki 8 hücresini silmiştim ve karşıma böyle bir başvuru hatası çıkmıştı. Yaptığım işlemi geri alayım. Satır say fonksiyonundaysa gelip bakın ben buradaki 8 değerini 8 hücresini silsem de ne yapacaktır? Bu sıralanmaya devam edecektir. Bunun da temel kullanımını tekrar anlatalım isterseniz. A7'den A7'ye kadar hücre aralığını say demiş oldu. Ne yaptı satır say fonksiyonu? Gitti A7'den A7'ye kadar sayıp bana bir değerini döndürdü. 2 için bakın A7'den A8'e kadar kaç tane hücremiz var burada? 2 tane hücremiz var bunu gelip 9 içinde yaparsak A7'den A15 hücresine kadar bu aralıkta 9 tane satır bulunduğunu satır say fonksiyonu bize söylemekte. Yine dediğimiz gibi satır, sütun, satır say ve sütun say gibi fonksiyonlar kendi başlarına ancak bu kadar kullanılabilirler. Ancak orta ve ileri düzey Excel kullanımında iç içe kullanımlarda bizim oldukça büyük fayda sağlayacağımız fonksiyonlardır bunlar. Sonraki videoda sütun say fonksiyonunu inceleyeceğiz.